Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf coğrafyanın telafi tekrarını yapacağız. Tabii ki de bu sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırlanmıştır diyebiliriz. Öncelikle neler bilmemiz gerekiyor? 9. sınıfla ilgili gelin hep birlikte ünitelerimize bir bakalım. İlk olarak doğal sistemler kısmında Coğrafya bilimi insan ve doğa, dünyanın şekli ve hareketleri, yer ve zaman yani burada paralel meridyen, enlem boylam kavramları vardı. Harita okur yazarlığı, atmosfer ve hava olayları, zorlandığınız iklim elemanları, özellikle basınç ve rüzgarlar burada iklim elemanları içerisinde daha zor olan konuydu hatırlamak üzere. Bununla birlikte bunları öğrendikten sonra iklim tipleri ve Türkiye'de iklimle doğal sistemleri bitirmiş olacağız. Sonra beşeri sistemlerde yerleşme hem dünyada hem de Türkiye'de yerleşme ile ilgili şöyle bir tekrarımızı yapacağız. Daha sonra küresel ortam, bölgeler ve ülkeler kısmında bölge nedir? Bölge türleri nelerdir ve bölgelerin sınıflandırılmasına şöyle bir göz atıp ve en son kısımda çevre ve toplumla telafi tekrarımızı bitirmiş olacağız. Tabii ki bu tekrarımızı yaptığımızda 10. sınıfa sağlam bir şekilde geçebilmek için sıfırdan 9'a konu anlatımı soru bankası kitabımızda temin edip hem konuyu biraz tekrar yapıp ardından da çoktan seçmeli testlerle konularımızı pekiştirip sağlam bir şekilde 10. sınıfa geçiş yapabiliriz sevgili çocuklar. O zaman hız kesmeden dersimize geçiş yapalım. İlk olarak bir sorumuz var. Sorumuza baktığımızda diyor ki bize yukarıdakilerden hangileri fiziki coğrafyanın yararlandığı bilim dalları arasında yer almaz? Şimdi coğrafya neydi sevgili arkadaşlar? Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Tabii ki de burada nedensellik, karşılıklı ilgi ilkesi ve dağılış ilkesi dediğimiz 3 tane ilke vardı. Dağılış bir coğrafi olayın nerede meydana geldiğini ifade ediyordu diyebiliriz. Tabii ki de coğrafya ne dedik? Doğa ve insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. O zaman biz coğrafyayı ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi fiziki coğrafya. Yani coğrafyanın doğa kısmı ile ilgili durum. Burada da jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimi, hidrografya vardı, sular coğrafyası diyorduk. Klimatoloji vardı, iklim bilimi, biyo coğrafya canlılar coğrafyası ve son olarak kartografya yani harita bilimi vardı sevgili arkadaşlar. Beşeri coğrafya ise insan ile ilgili olan durum, nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, coğrafyaları gibi diyebiliriz. Bize burada soruda ne demiş? Fiziki coğrafyanın yararlandığı bilim dalları arasında yer almaz. Örnek vermemiz gerekirse. Mesela pedoloji dediğimiz bilim dalı jeomorfolojiye yardımcı olur ve pedoloji dediğimiz bilim dalı aslında toprak bilimidir. O zaman birinci ifade fiziki coğrafyanın yararlandığı bilim dalları arasında yer alır. Hemen devam ediyoruz. Limnolojiye geldiğimiz zaman hidrografya dediğimiz sular coğrafyasında göl bilimini inceleyen yardımcı bilim dalıdır. O zaman buna da evet dedik ve devam ediyoruz. Demografi nüfus bilimidir sevgili arkadaşlarım. Nüfus coğrafyasına yardımcı olan bilim dalıdır. O yüzden bu fiziki değil, beşeri coğrafyanın yararlandığı bilim dalları içerisinde yer alır. Meteorolojiye geldiğimiz zaman ise klimatoloji yani iklim bilimine yardımcı olan hava bilimi dediğimiz bilim dalıdır. O yüzden sevgili arkadaşlar sorumuza baktığımızda fiziki coğrafyanın yararlandığı bilim dalları arasında yer almaz diyordu. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği yani demografidir diyebiliriz. Hemen geldik bir diğer sorumuza. Soruda diyor ki bize yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerin hangisinin sonucunda meydana gelir demiş. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması, meridyenler arası mesafenin kutuplara doğru azalması, termik kökenli basınç kuşaklarının oluşması diyor. Hemen şöyle taktiğimi aldım sevgili arkadaşlar. Dünyanın şekli ve hareketleri. Biz dünyanın şeklinin kutuplardan basık ekvatordan şişkin olduğunu biliyoruz ve biz bu kendine has şekline geoid şekil diyoruz. Ve geoid şekle bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir takım değişimler yaşanır. Evet bize eğer ki ifadede kutuplara doğru gidildikçe ya da ekvatora doğru gidildikçe herhangi bir değişimden bahsediyorsa bu geoid şeklin sonucudur diyebiliriz ama bir de dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu eksen hareketi vardı. Ve burada şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Konu anlatımlarında da bunu söyledik. Eğer ki bize ifadelerde gün içinde ifadesini kullanıyorsa bu eksen hareketidir. Mesela güneş ışınlarının geliş açısının gün içinde değişmesi eksen hareketiydi. Ama bir de dünyanın güneş etrafında yapmış olduğu 365 gün 6 saatteki hareketi vardı. Bu da eksen eğikliğiydi. Ve buradaki ifademizde de yıl içinde kavramını biliyor. Yani nedir bu güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir bakın unutmayın güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır diyorsa bu dünyanın şekli gün içinde değişir diyorsa eksen hareketi yıl içinde değişir diyorsa eksen ekli olarak karşımıza çıkmalı sevgili arkadaşlar hemen gelin sorumuza bakalım diyor ki çizgisel hızın. Kutuplara doğru azalması. Bak ne dedi kutuplara. O zaman ekvatordan kutba doğru gidiyorsak bu dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Meridyenler arası mesafenin gene bak ne dedi bize kutuplara doğru azalması. O zaman bu da gene dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Termik kökenli basınç kuşaklarının oluşması. Ekvator yıl boyunca sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu alan olduğu için termik kökenli alçak basınç olacaktır. Kutuplara doğru gittiğimizde sıcaklık ortalaması azalır ve kutuplar güneş ışınlarını daha dar açıyla aldığı için kutuplarda da yıl boyunca termik kökenli yüksek basınç kuşağı oluşur ve termik kökenli basınç kuşaklarının oluşması da gene dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur diyebiliriz ve soruda bize hangisinin sonucunda meydana gelir diyordu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde Çanakkale ve Erzurum'un harita üzerindeki konumları gösterilmiş. Buna göre Çanakkale ve Erzurum için aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir diyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda dünya üzerinde herhangi bir yerin nerede yer aldığını tanımlayabilmemiz için koordinat sistemini kullanmaktayız. Koordinat sisteminde 4 tane önemli ifademiz vardı. Bunlardan bir tanesi yatay çizgiler yani paraleller bir diğeri dikey çizgiler meridyenler. Nasıl oldu? ...dediğimizde en geniş paralel dairesinden başlamamız lazım. Dünyayı doğu batı yönüne uzanıp kuzey güney yönüne iki eşit parçaya bölen en geniş daireye biz ekvator diyorduk. Ekvatora birer derece aralıklarla çizilen dairelere paralel daireleri diyorduk. Kuzey yarım küre, güney yarım küre demiştik 90 tane, kuzey yarım kürede 90 tane, güney yarım kürede olmak üzere 180 paralel dairesi vardı. Ve kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şeklinden dolayı boyları kısalıyordu hatırlayalım. Meridyenler ise... bir bir kutuptan diğer kutuba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdir sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir yarım çemberden bahsediyoruz ve bir meridyen yayını tam daire yapan devamındaki meridyeni ise biz o meridyenin anti meridyeni diyorduk. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar ve burada özellikle dünya üzerinde eğer ki Türkiye'de olabilir, dünyada olabilir. Böyle baktığımızda doğu batı doğrultuda birbirine çok yakın mesafede yer alan iki merkez varsa bunlar hemen hemen aynı boylam üzerinde yer alır diyebiliriz. Çanakkale ve Erzurum için aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir diyor. Bakalım başlangıç meridyeni ile olan zaman farkı demiş. Şimdi Türkiye ekvatora göre kuzey yarım kürede başlangıç meridyenine göre ise doğu yarım kürede yer alır sevgili arkadaşlar. Başlangıç meridyeni ile zaman farkları farklıdır. Neden dersek? Çünkü Çanakkale başlangıç meridyenine Erzurum'a göre daha yakındır. O yüzden Çanakkale'nin başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı daha az iken Erzurum'un başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı daha fazladır diyebiliriz. O zaman bu gitti. Tarih değiştirme çizgisine olan uzaklıkları. Tarih değiştirme çizgisi 180 derece meridyeni üzerinden geçer sevgili arkadaşlar. Erzurum ve Çanakkale aynı enlem üzerindedir. Ancak hemen şurayı şöyle düzeltelim. Boylam demişiz. Aynı enlem üzerindedir. Ancak boylamları farklıdır sevgili arkadaşlar. O yüzden tarih değiştirme çizgisine olan uzaklıkları da farklıdır diyebiliriz. Güneş'in en tepede olduğu an eğer ki Çanakkale ve Erzurum aynı boylam üzerinde olsaydı güneşin en tepede olduğu anları ortak olurdu. Ancak enlem olarak aynı enlem üzerindedir diyebiliriz. Güneşin doğuş ve batış saati demiş sevgili arkadaşlar. Eğer ki Çanakkale ve Erzurum aynı boylam üzerinde olsaydı sadece Ekinoks tarihlerinde güneş aynı anda doğar aynı anda batardı ama dikkat edin aynı enlemde yer alan merkezlerin ekvatoru olan kuş uçumu uzaklıkları aynıdır ve benzerdir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde, Kuzey Kutup noktasını merkez alan bir düzlem projeksiyonuna göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en az olur demiş sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle haritanın tanımıyla taktiğimize bakalım. Yeryüzünün tamamının ya da herhangi bir bölümünün kuş bakışı görünümünü bu önemliydi. Belirli bir oran dahilinde küçültülerek yani ölçek kullanılarak düzlem üzerine aktarılmasıyla harita çizimleri gerçekleştirilmiş oluyor. Ama biz dünyadaki merkezleri düz bir zemine aktarırken ya da dünyayı düz bir zemine aktarırken alanda açında ve uzunlukta bozulmaların yaşandığını ve bu bozulmaların en aza indirilebilmesi için projeksiyon yöntemlerinin geliştirildiğini biliyoruz. Ve bizim burada 3 tane projeksiyon yöntemimiz var. Eğer ki biz ekvatoru gerçeği en yakın şekilde çizmek istiyorsak ve kutuplara doğru bu çizdiğimiz yöntemde bozulmanın artmasını istiyorsak bu projeksiyon yöntemimiz silindirik projeksiyon yöntemiydi. Ama ve herhangi bir yarım küreyi çizdik ve orta enlemleri çizmemiz gerekiyorsa silindirik projeksiyon yönteminden ziyade konik projeksiyon yöntemini kullanmamız gerekiyor. Kutuplar ve dar alanların çiziminde de düzlem projeksiyon yöntemini kullanmamız gerekiyor. Bize ne demiş? Kuzey kutup noktasını merkez alan. Yani tam bu kısmı merkez alan düzlem projeksiyona göre çizilmiş haritada hangi ülkede bozulma en az olur demiş. Biz bu merkezden yani kuzey kutup noktasından ne kadar uzaklaşırsak sevgili arkadaşlar bozulma da o kadar artar. Bakalım Rusya Özbekistan, Hindistan, Libya ve Nijerya sevgili arkadaşlar. Hemen haritalarınızda açabilirsiniz. Haritalarınızı açtığınızda Kuzey Kutup noktasına en uzak olan ülkenin Nijerya olduğunu görebilirsiniz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde, aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında yer almaz demiş. Hemen şöyle taktik kısmımızda baktığımızda atmosfer çeşitli gazlardan oluşan hava küre anlamına gelen bir katman. Enda sınırı tam anlamıyla bilinmemekle birlikte 10.000 bin kilometre olduğu söyleniyor ve 10 bin kilometrelik katman içerisinde troposfer bizim birinci şu anda içinde yaşadığımız katman. Onun hemen üst kısmında stratosfer vardı. Ozon tabakası vardı hatırlayın. Onun üst kısmında mezosfer, sonra termosfer ve en sonda da egzosfer vardı. Yer çekiminin en az olduğu katman egzosferdi. Termosferde uyduların bazıları bu katmanda yer almaktaydı. Aynı zamanda yüksek sıcaklıktan dolayı gazlar iyonlarına ayrılmıştır ve buraya iyonosfer de denilmektedir. Mezosfer gök taşlarının parçalandığı, stratosfer ise ozon tabakasının bulunduğu katmandı sevgili arkadaşlar. Ve atmosferin bize birçok etkisi vardı. Bu etkilerden bir tanesi neydi? Aşırı ısınma ve soğumayı önlemesiydi. Güneşten gelen zararlı ışınları tutmasıydı. Meteorların parçalanmasını ve yanmasını sağlamasıydı. Güneş ışınlarının düşme açısını etkilemesi atmosferin özelliği arasında değildir. Dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Ya da eksen eğikliğiyle ya da eksen hareketiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Gölgelerin tam karanlık olmasını engellemesi de gene atmosferin etkileri arasında yer almaktaydı diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde soru diyor ki atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Bu gazların ağırlığı yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne bir kuvvet uygular. Yandaki şekilden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Sevgili arkadaşlar, hemen şöyle basınç kısmını hatırlayalım. Atmosferdeki gazların yeryüzüne yaptığı etkiye basınç diyorduk ve basıncı biz barometre ile ölçüp milibar ya da hektopaskal olarak ifade etmekteydik. Basınç her yerde aynı değildi, değil mi? Yükseklere doğru çıktığımızda basınç azalırdı. Sıcaklık arttıkça basınç azalırdı. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Dünya'nın günlük hareketinden dolayı mesela 30 derece enleminde dinamik yüksek basınç 60 derece enleminde ise dinamik alçak basınç kuşağı oluşmaktaydı ve bir yerde dikey olarak hava kütlesi alçalıcı bir özellik gösterirse bu alanda yüksek basınç vardı değil mi? Dikey yönde yükselici bir özellik gösterirse de alçak basınç vardı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman bakalım. A seçeneği diyor ki yükselici hava hareketlerinin olduğu bir yerde bulutluluk oranı yüksektir. Yükselici hava hareketi nerede arkadaşlar? Hemen ikinci şeklimizde ve bulutun olduğunu görebiliriz. O zaman bu ifade doğrudur. B seçeneğine gelelim. Hava kütlesinin alçaldığı bir yerde yağış oluşmaktadır mazdır diyor. Hangisinde hava kütlesi alçalıyor? Birinci şeklimizde. Birinci şeklimizde hava kütlesi alçalmış ve hava güneşli. O zaman bu ifade de doğrudur. Yüksek basıncın etkili olduğu yerde gökyüzü açık ve bulutsuzdur. Hangisi yüksek basınçta? Alçalıcı hava hareketinin bulunduğu alan yüksek basınçtı. Yükselici hava hareketinin bulunduğu alan alçak basınçtı. Sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Yüksek basıncın etkili olduğu yerde gökyüzü açık ve bulutsuzdur diyor. Baktım. Yüksek basınç gökyüzü açık ve bulutsuz. C seçeneği de doğru. Sıcaklık ile basınç arasında belli bir koşutluk vardır diyor. Sevgili arkadaşlar, bakıyoruz. Bu ifadede sıcaklık ile basınç arasında bir ilişki göremedik. Bakalım gazların yoğun olduğu yerlerde atmosfer basıncı artar demiş sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle gazların daha yoğun olduğu birinci şeklimizde yüksek basınç var. Bu ifade doğru ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Tabii ki de basınç ve rüzgarlar kısmının ikinci kısmında rüzgarların isimlerini istiyor bizden. Rüzgar neydi? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına hareket eden yatay hava hareketiydi ve dünyada rüzgarları sürekli mevsimlik ve yerel rüzgarlar olmak üzere 3 gruba ayırıyorduk. Hemen şöyle baktığımızda bir numara ile görmüş olduğumuz rüzgar tabii ki de mevsimlik rüzgar. Burada özellikle yaz musonunu göstermiş bize sevgili arkadaşlarım neden dersek çünkü yaz musonu Hint okyanusundan Hint yarımadasına eser. Hemen şöyle şu hattı çizdiğimizde burası 30 derece dinamik kökenli yüksek basınç kuşağının bulunduğu alandır. Bakın 2 numaralı rüzgar 30 derece dinamik kökenli yüksek basınç kuşağından tahmini olarak 0 derece termik alçak basınç kuşağını esiyor ve bu rüzgara biz alize rüzgarı diyoruz. 3 numaralı rüzgarımız ise 30 derece dinamik yüksek basınç kuşağından 60 derece dinamik alçak basınç kuşağını esmekte. Bu rüzgara da biz batır rüzgarı diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyorum 1 numaralı yaz musonuydu yani muson rüzgarları. 2 numara alize rüzgarı, 3 numara batır rüzgarı olmak üzere sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Yukarıda özellikleri verilen yağış aşağıdakilerden hangisidir? Nem ve yağış kısmı. Yeryüzünde bulunan su kütlesinin meteorolojik faktörlerin etkisiyle gaz haline geçmesine buharlaşma ve bu buharlaşma ile atmosfere karışan gaz haldeki suya nem diyorduk. Nemi üç şekilde ifade ediyorduk değil mi? Mesela mutlak nem o anda var olan nem miktarıydı. Maksimum nem belirli bir havanın belirli bir sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarıydı. Bal nem ise mutlak nemin maksimum neme oranıydı. Tabii ki de bunu bardak ifadesinde mesela bardağımızın belirli bir kısmı dolu sevgili arkadaşlar. Bu dolu kısım mutlak nem olarak ifade edilebilir. Bardağın tamamı maksimum nem ve mutlağın maksimuma yani dolunun tamamına oranı ise bal nem olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar ve yağış oluşum şekilleri 3 taneydi. Isınan havanın yükselmesiyle birlikte oluşan yağış konveksiyonel yağış yağıştır ve Ekvator'da bu yağışları yıl boyunca görürüz. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağış yamaç yağışıydı ya da orografik yağıştı ve biz bunu özellikle Güney Asya'da, Muson Asya'sında yaz döneminde görebilmekteydik. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan yağış ise cephe yağışı ya da frontal yağıştır ve bu özellikle orta kuşakta Akdeniz iklim bölgelerinde görülen bir yağıştır. Hemen şöyle bir bakalım. Ne diyor bize? Isınarak yükselen havanın soğumasıyla oluşan yağışlar. Bak ne dedi? ısınarak yükselen havanın soğuması ile oluşan yağışlar yükselici hava hareketlerine bağlı olarak oluşan yağışlardır. Yani yükselim yani konveksiyonel ekvator çevresinde yıl boyunca orta enlemlerde ilkbahar ve yaz aylarında bu tip yağışlar görülür. Ekvator ve çevresinde ekinoks tarihinde yağış miktarı daha da artar demiş. Özellikleri verilen yağış Tabii ki de yükselim yani konveksiyonel yağıştır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik Sevgili arkadaşlar, makro iklimalar yani büyük iklim tipleri şimdi bize soru ne diyor? Yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üstündedir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir. 1-2 derece demiş burada. Yanda bazı özellikleri verilen yani sıcaklık ve yağış özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle aldık. Buraya şöyle bir yıldız atıyorum. Sevgili arkadaşlar yıldızımızı attık. Neden yıldız attık? Çünkü iklim tipleri 9. sınıftan TYT AYT sınavına girdiğimiz güne kadar önemli. Karşımıza çıkacak o yüzden iklimleri, iklimlerle ilgili toprak ve bitki özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü 10. sınıfta dünyada su kaynakları, dünyada toprak, dünyada bitki dediğimiz zaman gene iklime geçiş yapacağız. O yüzden aman iklimi tekrar yapın öğrenin güzelce diyelim. Şimdi bize sıcaklık yağış grafiği vermiş ve verdiği sıcaklık yağış grafiği sıcak iklimler içerisinde. Ya bu ekvatoral iklimdir ya savan ya muson ya çöl iklimidir. Ilıman iklim olsaydı Akdeniz iklimi, Sitep iklimi, ılıman okyanusal iklim, sert karasal iklim olurdu. Soğuk iklim olsaydı tundura ve kutup iklimi olurdu sevgili arkadaşlar. Tundura ve kutup ikliminde sıcaklık ortalaması 10 derecenin altındadır. Bununla birlikte okyanusal, sert karasal, sitep ve Akdeniz ikliminde sıcaklık ortalaması 10 derece ile 20 derece arasındadır. Sıcak iklimlerde ise ekvatoral savan muson çöl ikliminde ise sıcaklık ortalaması 20 derece üzerindedir. Ve ne diyor 25 derece üzerinde? Bakalım ekvatoral iklim olabilir. Ilman okyanusal iklim olmaz. Subtropikal iklim de diye hemen şöyle parantez açalım. Ben de onu söyleyeyim size. Savan iklimi bu olabilir. Akdeniz iklimi, ılıman iklim, muson iklimi de olabilir. Her mevsimi yağışlı hangisi var dediğimizde tabii ki de ekvatoral iklim var ve sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar A seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde bir diğer sorumuz Türkiye'de iklimle ilgili soru. İklimi etkilen bazı faktörler verilmiştir diyor. Enlem, yükselti, karasallık. Haritada koyu renkle gösterilen yerlerden hangisinde bu faktörlerin tümünün etkisiyle Ocak ayı diyor. Bakın dikkat edin. Ay vermiş bize sıcaklık ortalaması en düşüktür demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de mutlak konuma bağlı olarak göreceli konuma bağlı olarak farklı iklim tipleri görülmekte sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle haritamı aldığımda Karadeniz ikliminin yayılış alanını bununla birlikte geçiş ikliminin yayılış alanlarını, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin yayılış alanlarını görebilmekteyiz. Bununla birlikte Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe genel itibariyle sıcaklık ortalamaları azalır. Doğudan batıya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları artar. Batıdan eğer ki ben doğuya doğru gidiyorsam gene sıcaklık ortalamaları ne yapar? Azalır sevgili arkadaşlar. Kıyılardan iç kesimlere doğru gittiğimizde de sıcaklık ortalamaları azalır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ocak ayı diyorsa tabii ki de Türkiye'de kış mevsimi yaşanır. Ve buna bağlı olarak kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır sevgili arkadaşlarım. E doğuya doğru gittiğimiz zaman yükselti ve karasallığa bağlı olarak sıcaklık ortalamaları gene azalacak. E bize ne diyor? Ocak ayında sıcaklık ortalaması en düşüktür diyor sevgili arkadaşlar. Ve buraya baktığımız zaman 4 numarayla Kuzey Doğu Anadolu'yu görebilmekteyiz. Kuzey Doğu Anadolu Ocak ayında Türkiye'deki sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu merkezlerden bir tanesidir diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir geldik bir diğer kısmımıza. Haritada gösterilen koyu renkli alanlardan hangisinde yerleşme üst sınırı deniz seviyesine daha yakındır demiş sevgili arkadaşlar. İnsanların çeşitli konutlarda toplu ya da dağınık bir şekilde yaşamasına yerleşme diyorduk ve sevgili arkadaşlarım yerleşmenin yer seçiminde etkili olan bazı unsurlar vardı değil mi? Bazı alanlar yerleşme için uygun alanlardı. Bazı alanlar ise yerleşme için uygun alanlar değildi. Hemen şöyle baktığımız zaman seyrek yerleşme alanları diyor. Mesela 6 numarayla hatırlayalım Avustralya'nın iç kısmı çöl iklimiydi değil mi? 7 numara gene Afrika'nın kuzeyi çöl iklimi. 9 numara mesela Grönland sevgili arkadaşlar. Soğuk iklim. Burada da yerleşme seyrekti değil mi? 11 numara mesela Kongo havzasının bulunduğu alan ama bitki örtüsünden dolayı burası seyrek yerleşmenin bulunduğu alandı diyebiliriz. Ama dünyada her yer seyrek yerleşmenin olduğu alanlar içerisinde yer almaz. Hemen şöyle baktığımız zaman mesela burada 7 numara Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu alandaki kap bölgesi. Burada hem Akdeniz iklimi görülüyor hem maden faaliyetleri yürütülmekte. Orada Bundan dolayı da yerleşmeler sıktır diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu sevgili arkadaşlarım yerleşmenin sık olduğu alanlardandır diyebiliriz. Batı Avrupa gene yerleşmenin sık olduğu alanlardandır diyebiliriz. Ama dünya üzerinde her yerde yerleşmenin üst ya da alt sınırını belirleyen etkenler var. Mesela sıcaklık sevgili arkadaşlar bunlardan bir tanesi ve diyor ki sıcaklığın düşük olduğu yerlerde yerleşme üst sınırının yükseltisi azalır diyor. O zaman biz deniz seviyesine daha yakın bir yerleşmenin sınırını aramak istiyorsak kutupa yakın bir yere bakmamız lazım. Çünkü ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe sevgili arkadaşlar sıcaklık ortalamaları azalıyordu. Ondan dolayı 5 numara ile görmüş olduğumuz alan diğer merkezlere göre kutba daha yakındır. Sıcaklık ortalaması daha düşüktür ve bundan dolayı da sevgili arkadaşlarım bu alanda yerleşmenin üst sınırı deniz seviyesine daha yakındır diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geldiğimiz zaman bölge ile ilgili bir soru haritada koyu renkle gösterilmiş bölgelerden hangisi deprem bölgesi içinde yer almaz? Bölge neydi? Benzer özellik gösteren birimlere verdiğimiz isimdi sevgili arkadaşlar ve bölgeyi biz ikiye ayırıyorduk. Şekilsel bölge işlevsel bölge. Şekilsel bölgede doğal şekilsel beşeri şekilsel bölge vardı. Burada özellikle beşeri şekilsel ve işlevsel bölgelerin sınırları daha kısa sürede değişirken doğal şekilsel bölgelerin sınırları daha kısa sürede değişmiyordu. Ve bize burada bölgeyle ortak olan kısımları işaretlememizi istiyor sevgili arkadaşlar. Burada neyi bilmem lazım? Deprem bölgesi diyorsa fay hatlarını bilmem lazım. Mesela Kuzey Anadolu fay hattı sevgili arkadaşlar. Doğu Anadolu fay hattı ve bir de Batı Anadolu fay hattını şöyle işaretlediğimde işaretlediğim hattın üzerinde temas eden ortak yerler var mı dediğimizde bakalım 1 numara ve 4 numara deprem bölgesi içinde yer alır sevgili arkadaşlar ama soru bize ne diyor almaz diyor O yüzden 2 numara ve 3 numaraya baktığımızda deprem bölgesi içinde yer almaz sevgili arkadaşlar ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir Bir diğer sorumuza geldiğimizde insan yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için doğaya bazı müdahalelerde bulunmaktadır Bu değişikliklerden biri de deniz ulaşımını kolaylaştıracak olan kanallardır diyor Diyor. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluşturmaz demiş. Tabii ki de sevgili arkadaşlar insan ve doğa sürekli olarak etkileşim halinde. Bazen çevrenin insana etkisi var. Bazen de insanın çevreye olan bir takım etkileri var sevgili arkadaşlar. Mesela insanın çevreye olan en önemli etkilerinden bir tanesi neydi? Hava kirliliği değil mi? Küresel ısınma şu anda çok ciddi anlamda etkilerini hissedebilmekteyiz. Bununla birlikte erozyon, kuraklık, ozon tabakasının seyrelmesi bunların insanın çevreye yapmış olduğu olumsuz etkiler olarak düşünebiliriz. Ama çevrenin insana yapmış olduğu bazı etkiler var. Mesela tarımsal faaliyetler değil mi? İç Anadolu bölgesinde buğdayı yetiştirmemiz doğanın bize sunduğu imkanla ilgili bir durumdur. Ya da Akdeniz bölgesinde turunçgil tarımı yapabilmemiz gene doğanın bize sunduğu yani çevrenin bize sunduğu etkiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen soruya baktığımız zaman ne diyor bize kanallardan değildir diyor. Kiel kanalı Almanya'da yer almakta. Korint kanalı Yunanistan'da yer almakta. Malakka boğazı sevgili arkadaşlar. Bak kanal demedi. Boğazı dedi. Süveyş kanalı Mısır'da yer almakta. Panama kanalı Panama'da yer almakta. Ve burada özellikle ulaşım faaliyetleri için bu kanal kanalları açmışız ama E seçeneğinde görmüş olduğumuz Malakka Boğaz'dır. Boğaz doğal oluşumludur sevgili arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyebiliriz. Ve geldik sizinle birlikte bugün telafi tekrarın sonuna. Sevgili arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. 10. sınıfa sağlam bir şekilde girebilmek için görmüş olduğunuz konu anlatımlı soru bankası kitabımızı satış noktalarımızdan temin edebilirsiniz. Burada sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar 9. sınıfın genel bir tekrarını yaptık. Bu kitapla birlikte de hemen bir şöyle konu özeti arkasından çoktan seçmeli sorularımızı çözerek konuları pekiştirebilirsiniz. Burada özellikle iklim bilgisi bizim için çok çok önemli. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.